Evet, şimdi diliyorum en kısa zamanda bir televizyon kanalında ve beraberinde bir gazetede artık tekrar başla. Şey, Peki. kabuğunu kır. Daha doğrusu o test fasılları bittiğine göre artık bizimle olursun. Ben sıcacık kitabınla beraberiz bugün. Bu Evet. nedenle seni çağırdım. Dip. Evet. Önce neden dip koydun adını? Onu Önce soralım. neden dip koydum adını? Dip aslında böyle sürekli aklımda bir yerlerde olan, kalbimde bir yerlerde olan, böyle yazılmayı bekleyen bir yerdi benim için. Ancak tam ya adı yoktu ya da nasıl bir şekle sokmam gerektiğini sürekli ben düşünüyordum. Acaba dokunmaya da korktun mu? Çünkü dip Evet. biraz kendimizi Onun için çok ortaya yoğunlaşmam çıkardığımız. gerekiyordu. Ve her şeyin birazcık kenara çekmem gerekiyordu. Kenara çekilmesi gerekiyordu. Hem o tabii şiir birazcık beklese de benim kendi şiir çalışmalarım, yani basım olarak birazcık beklese de benim kendi şiir çalışmalarım, yaşadığım süreç hep Sürüyordu sürer zaten. elbette. Dip birazcık bu festivaller, bu şiir festivallerine bir kere gidip gelirken ülkelerin tarihi, ülkelerin yaşadıklarına dair hep siz de bilirsiniz. Evet, İnsan mutlaka kültürlerini önceden bir şey, alıyorsun, ben öyle evet. yaparım yani, gitmeden önce Gitmeden onun o ülkeye dair hikayeleri, en güzeli. yazılmış ve basılmış belgeselleri, söylenmiş sözleri, fotoğrafları mutlaka tarihini çok okuyarak giderim. Ondan sonra da orada bizi mutlaka karşılayan arkadaşlardan birisi olur. Olmasa da orada mutlaka orada yaşayan birisiyle tanışır ve ondan hep hikayeleri dinlerim. Evet, Yani Bosna'da söylenmemiş, öyleydi değil mi? basılmamış. Yani bizi götürdükleri yerlerde Bosna'da bilerek olduğu gibi. gidince, Evet, evet. o çok sarsıcı bir kere zaten. Ve her ülkenin, yani kendi ülkemizin de aynı şekilde her ülkenin tabii ki can acıtıcı bazı üzücü Vay. tarihleri var. Bir kere bunun bir toplamı oluşmuştu içimde. Yani Bosna'da olduğu gibi, diğer ülkelerde Ülkelerde, de, İtalya'da Makedonya'da olduğu olduğu gibi gibi, tabii. Makedonya'da olduğu gibi, Üsküp'te Ya. olduğu gibi, yani her bu şiirin için durduğum yerde mutlaka bavuluma dönerken bir de acı paketi, yani oradaki bir paketi koydum Evet. ama içinde hep hüzünlü bir şey vardı. Yani Evet, insana dair ve mutlaka. hüzünlü bir şey. Evet. Onlara dair de bir sanki bir sorumluluk gibi de, yani onlar bir birikti kendi başlarına Evet. ve çok birbirlerine çok benzeyen yanlarıyla birikti. Çok güzel. Son tabii birazcık da kendi hayatımda yaşadığım ve beni çok üzen bir süreç olan babamın kaybı. Ya, tekrar başsağlığı diliyorum. Teşekkür Büyük acı ederim. gerçekten. Yani kayıp yaşayanlar bileceklerdir bazı şeylerin tarifinin sözde olamayacağını, ama bu da benim için Bir çok dip büyük bir oluyor. üzüntü ve çok büyük bir hüzündü. Bütün bunların bileşimi ve bütün bunların toplamı neticesinde koca bir sanırım büyük bir acı tablosu ya da büyük bir hüzün tablosu ortaya belirdi. Ancak bunların bir şekle girmesi ve bir araya gelişi, bir masa etrafında oturmaları lazımdı. Ben onun üzerine çalıştım. Çok uzun bir kitap yazdım aslında. Sonra baskıya girerken ben bazı bölümlerini defalarca, gecelerce okuyup o bölümleri çok kırptım ben. Çünkü birazcık da eğer bütün o bölümleri yazsaydım çok fazla şey söylemiş olacaktım ve karşı tarafın kendi adına düşünme O yoracaksın onu onu. elimden alacaktım. Yani o Evet, kadar doğru. açık konuşacaktım ki orada, Anlayabilsin, anladım. o kadar açık konuşacaktım ki orada karşı taraf bence bundan Rahatsızlık mı rahatsızlık duyacaktı? değil, yani o kendi hayatıyla bağdaştıramayacaktı. Çok fazla şey bence Biraz orada flu mu çok oldu? bu Böyle sit ben onu arkasında gibi mi? defalarca kırptığım, üzerinden geçtim ve okuyucuyla birlikte yaratacağımız bir kitap yazdım. Çok güzel. Ve dip benim sadece, çünkü benim değil, yani o yaşanan acılar, yani o örneğin Bosna'da geçen onların da acısı, bizim de Ya. acımız, Makedonya'daki o deprem sonrası, İtalya'daki olaylardan sonra Evet. bu gondollarda yaşananlar, bunlar hep onların da acıları. Dolayısıyla bu bizim okuyanın, yaşayanın ve İnsanım yazanın, diyen insanın herkesin kitabı. hissedeceği bir Dolayısıyla şey. o
yani o kitap bunun bir neticesinde oluşmuş bir kitap. Ancak mesela bugün hala kitabı okuduktan sonra tamamen hiç aklıma gelmeyen şekilde örneğin işte siz burada bunu demek istediniz yani hiç mesela ben yazarken onu aslında onu hiç düşünmemiştim. Ah, yani çok güzel. Aklımın hiç ucundan geçmemişti hani bir... ama bu demektir ki iyi bir noktada işte bunu yapmak çok istemiştim. Orada doğru bir karar vermişsin. Yani... İyi bir eleme yapmışsın. Şöyle diyorsun dipte besteciğim. Biliyor musun bir gün bir bakıyorsun kendi bildiğinin ve tanıdığının çok ötesinde bir yerde duruyorsun. Nefes alıyorsun. Hatta devam edip nefes veriyorsun. Hayat diye. Herkesin dudağında başka bir hikayeye, başka efsaneye dönüşen bu olayı bir sürü şekliyle kavramaya çalışıyorsun demişsin. Kitapta şiirlerini inceledim. Çünkü sen bunu bana 2 hafta kadar önce verdin. Birlikteydik. Malsa'da şiir çocukların evet. bir yarışmasında birlikte olmuştuk. Çok güzel. Ve ben diğer kitaplarına göre getirdim. Onları da ben paylaşmak isterim bizi izleyenlerle. Papatya Seferleri ilk kitabın mıydı? Yok, yanlış hayır. söylemeyeyim. Kaçıncı oluyor bu? Benim 2. kitabım. 2. Çünkü ilk kitabın bende yok zannediyorum. Sonra Bir Sen Vakti var. Evet. Ardından ihlalimiz var ve bu bir CD ile beraberdi. Sen CD'ye okumuştun şiirlerini. Ve işte 4. kitap olarak da Dip Bende. Evet, bunun dışında bir de Kar Yanığı ve İnadına Sevdalı. Evet, Kar Yanığı da var. Bak ben onu getirmeyi unutmuşum. Tamamdır, o da bende tamam, var. Sorun değil. O da bende var. Şimdi buradaki cümle yapın ya da şiire yolculuktaki tarzın değişti. Değişti, başka bir yere evet. geçti. Böyle şiirsel düz yazı gibi oldu, daha düz yazıya yakın oldu. Bunu neye bağlıyorsun? Ben bunu birazcık yani şiirin hep devrim, yani devrimci bir yönü olduğu tartışılır ve konuşulur. Ben şairin kendi içinde kendi devrimini de gerçekleştirmesi gerektiğine inanan çok birisiyim. Güzel. Dolayısıyla benim her kitabım ancak kendini geçmek ve ancak kendinden başka bir şey söylemek için doğacaksa doğar. Yani bir başkasıyla bir yarışım yoktur yok. Diyorsun. Kesinlikle yani biliyorum. Yani şöyle ki yani tabii ki başka bir ses getirecek. Yani olan dışında da bir ses getirirse orada olmalıdır ama kendi içinde de kendinden başka bir şey de söyleyecek bir noktası olmalıdır. Yani ben aynı şeyi bir şair şöyle demişti. Aynı şeyi yazacaksan 5 yıl niye yaşa? Son 5 yıl niye yaşadın? Yani aynı şeyleri tekrar evet. edeceksin. Evet. Benim için şiir bir yolculuk. Yani hepimiz için bir yolculuk. Bir varış noktası olmamalıdır. Evet. Ve yaşadığımız, okuduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz her yeni şey sonrası yeni bir şiir, yeni bir tarz, yeni bir insan doğuyor. Siz mesela bugün biz bu programı yapacağız. Yarın mesela bir şey yaşarsınız. Örneğin hayatınızda bir şey olur. Büyük, önemli bir değişimdir evet. bu. O olay sonrası siz eskisi gibi olmazsınız değil mi? Tabii, bana kesinlikle. İşte bence kesinlikle. Şiirde de öyledir. Yani yaşanan, kat edilen yollar sonrası. Yeni bir sayfa açılır çünkü. Sizde açılan. Çünkü şiir birazcık da bakış açısı ve parmak izi gibidir. Siz değiştikçe şiiriniz de değişir ve bu değişim şiirinize yansır. Bence özgünlük birazcık da karakteristik olan şey. Bence yazanın da kattığı bir farklı şeydir. Farklı hayatlardır değil mi? Farklı olan her yeni ve katılan her yeni şey bence orada başka türlü bir şekilde açmaya hazırdır. Yani sizin atıyorum siz nasıl ki bir değişim geçirdikten sonra hayata davranışınız değişir. Hayata dair, çok insana güzel. Dair davranışınız değişir. Şiire dair de davranışınız değişir. Bence ilk olarak buna bağlamak lazım. İnsandaki o hayat yolculuğundaki değişime bağlamak lazım. Ama sonrasında şiir adına kendi devrimini yaratmak ve bence şiir adına beslenmek, görmek, duymak ve yeni bir şey yapmak adına çalışmaya bağlamak lazım Ayşe Hanım. Kimse güzel. Bana sadece oturup ilham bekliyor. Ya olmaz. Değil olmaz. Yani ben evet. Saatlerce güzel. Çalışmak bence şiirin de yani her alanda ruhuna olduğu girmek, gibi, her alanda olduğu gibi okumak, çalışmak, bunsuz ben bir şey başarılabileceğini, ortaya iyi bir şey yaratabileceğimize inanmıyorum. Zaten dikkat edersen yaratılarda böyle birkaç ay suskunluğumuz olur. Olur. Bazen yıla varan suskunluğumuz olur. Ondan sonra bir, yani bardak dolmadan taşmaz. Evet.
Aksi halde kendini tekrarlarsın. Tekrarladığın zaman da yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmaz. Ama şöyle de bir şey var. Hı. Yani mesela yeni çıkaracağım mesela kitap ileride, o da dipten başka türlü olacak. Ama mutlaka. Şöyle bir şey var. Yani onlar da olmasaydı dip de olmazdı. Çok mutlaka. İlginçtir. Yani birbirini o bağ tabii aslında ihlal nereden bambaşka. Basamağı gibi. Evet. Şimdi bunlar her biri farklı bir tabii, basamak. Yani bir hayatının sen, farklı bir evet, dönemi. Yani bir sen vakti bence yine kaç yıl önce yazdım şu an tam söyleyemeyeceğim ama 2000 bakalım. Evet. Ben onu Türkiye'de bir şiir festivaline katıldığımda tarih bir sen vakti kitabım orada Mart 2006. 2006 yılında. Yedi yani yıl bundan önce. 7 yıl önce evet. Çıkmış bir kitap. Ben orada Türkiye'deki iki festivale katıldığımda ben bilirsiniz benim. Ben hiçbir zaman gidip böyle aman aa merhaba siz nasılsınız ben sizi tanıyorum çok özelliğim yoktu. Giderim. İnsanlar beni genelde sahnede tanır. Sahneden indikten sonra gelirler ve öyle bir konuşma olur. Evet. Orada da ben bu bir sen vaktinde mesela paylaştıktan sonra yanıma geldiler ve şu an yani isim olarak vermek istemiyorum ama mesela çok değerli edebiyatçıları ve öyle güzel şeyler söylediler ki bir sen vaktiyle ilgili sen, ve yani şiirimle ilgili yani onlardan da bunu duymak çok büyük bir onurdu benim için. Gurur oluyor, doğru. Ve yani mesela bugün dipi de konuşuyoruz ama dediğim gibi her kitabın kendine has, kendine özgü de o dönemi anlatıyor. Senin hayatının o dönemi var. Belki de genelde şiirin durduğu yerde oluyor. O da olabilir. O yıllardaki şiir anlayışı buydu. Bak adım adım İhlalde evet. Farklı bir baş kaldırım evet. Var ve dipte. Dipten bir buyurun, şiir istiyorum lütfen. Evet. Ben kendim bir tanesini seçtim ama sayfa 36'yı seçtim. Lütfen onu okuma, onu ben okuyacağım. Tamam. Önce siz okumak isterseniz. Olur. Tamam. Bu arada da sen ara bul. Peki. Tamam. Şöyle diyorsun. İç dökümleri bölümünde beni çok etkiledi bu şiirin. Biliyor musun? Kurtaramadım Pompei'deki o köleleri Vezüv'ün hükmünden. Ne lava diklenebildim ne küle. Kükürt çevirmişti insanları kırık beyaz mermere. O bedenler, o bedenler bir zamanlar senin gibi. Bir zamanlar benim gibi o bedenler sığmıştı camdan bir vitrine. Bense yalnızca bakabilmiştim uzun uzun. Uzanmıştım çekip onları tarihten, alamamıştım. Kadınların gerdanından barut esiyordu Saraybosna'da. Bulmuştum onları atarken hikayelerini. Mostar'dan Nervana'ya kırlangıç atlayışı yapan o adamla. Avludaki beyaz çubukla kanıtlanmıştı bir zamanlar yaşamış olduğu Amra'nın. Titriyordu hala sesi Gorajde'deki o duvarın. Bir slogan hala bağırıyordu ve her sabah giydiğinde Selma acı giymiş gibi irkiliyordu. Duymuştum, durduramamıştım. Aynı yerleri birlikte gezdiğimiz evet, için evet, şu anda hem gözlerim doldu hem tüylerim kalktı. Gerçekten çok zor yerler çok ama zordu. Görülmesi ve hissedilmesi gereken duygular. Evet ama ben o seyahatten sonra çok kendime gelememiştim. Yani orada gerçekten 9 gün, bizi çok 9 gün kalmıştım ve ben geldikten evet. Sonra bayağı bir süre etkisinde kalmıştım. Yani evet. Diğerlerinin de aynı şekilde. Hı-hı. Ancak Bosna'nın ayrı bir de noktası daha vardı. Daha taze, daha sıcaktı. Makedonya'ya da gittik ama Bosna daha sıcak, daha tazeydi yaraları. Bosna'da ilginç anılar vardı ve bir de tabii onların çok ayrı bir acıları, çok ayrıydı ve orada biz onu tabii çok hissedildi. Ben o şehri gezerken bahçelerin içinde beyaz çubukla ya, mezarların mezarlar, oluşu ve her sabah o pencerelerin o mezarlığa açılması bizi ve her çok sabah etkiledi. Aynı gerçekle karşılaşılması yani. İnsanların ve en çok kadınların buna rağmen yaşayabilmeleri evet, çok güzel. Biliyorsunuz en çok savaştan hep kadınlar ne yazık etkiledi. Ki kadınlar daha çok böyle genelde etkilenirler ve birçoğu hikayelerini gizleyerek yaşamlarına devam ederler ya da konuşmazlar. Çok orada da bunu çok yaşamıştık gördük. Ve orada her durakta durduğumda yanımdaki kadının acaba hikayesi neydi? Ve şu an
bir parfümü bana vuruyordu. Ancak yani parfümün dibinde başka bir şeydi. Bir yani acı da var. Acı vuruyordu. Tabii. O beni çok etkilemişti.